Gel gel gel. Gelecek. Nerede kaldı acaba? Yaşayacak. Nerede, trafikte kaldı. Yaşıyor mu? Evet. Tamam. Evet. Yoldaymış, geliyorlar. İnşallah kurtulur ya. Nerede kaldı bu ambulans ya? Geliyor muymuş? Hah, geldi ambulans geldi. Aa, geliyor. Geldi. Çabuk ol. Gel gel. Gel buraya. Dur öyle dur. Dayan Elif. Çabuk çabuk. Ben sağlık görevlisiyim. Suni solunumla kalp masajını yaptım. Nabız var ama çok zayıf. Peki. Hadi Eylül. Ah şükür. Tamam. Kendine geldi. Kendine geldi vallahi. Tamam. İyi misiniz? Ali. Hadi be. İyi misiniz? Ali. Çok şükür. Ali. Ay, çok şükür ya. Buradayım. Buradayım. Merak etmeyin. Hadi yalan. Tamam. Ali. İyi misin? İyiyim. Sen kendini düşün. Tamam, yardım edin. Tamam, yavaş. Hadi, üç deyince. Bir, iki, hadi, üç. Sen kendine bak. Tamam. Hadi. Dikkat edin. Hadi. Kaldır, hadi. Yavaş. Yavaş. Tamam, dikkat edin. Allah'ım. Vallahi benim sadakaları varmış ya. Tamam. Telefon, telefon. Bir telefonunuzu kullanabilir miyim? Al kardeşim, al. Geçmiş olsun. Görünmez kaza işte. Tamam, şimdi içeri alacağız. Efendim. Teyze, bir şey diyeceğim ama sakın panikleme, tamam mı? Ne oldu? Ya panikleme dedim ya. Eylül'le ufak bir kaza yaptık ama ikimiz de iyiyiz. Ne? Ne kazası Ali? Teyze bağırma, Hulusi Bey'i duyurma. Yok bir şey dedim. Ali, neredesiniz? Ne olur söyle, hemen geleyim. Teyze, burada birinin telefonunu meşgul ediyorum. Bir dur, bir laf anla Allah aşkına ya. İyi misiniz peki? İyiyiz biz. Biraz gecikeceğiz, ona haber vereyim dedim. Hulusi Bey'i idare et diye seni aradım. Ali. Ali. Ne oldu? Yok bir şey Hulusi Bey. Kaza yaptık. Ama Eylül'de ben de iyiyiz. Bizde hiçbir hasar yok. İşte tutanaktır, prosedürdür derken gecikeceğimize haber vereyim dedim. Teyzem sizi de telaşlandırdı. Eylül'ün sesini de duyayım. Eylül şimdi ifade veriyor. Zaten başkasının telefonu bu. Adam şimdi beni bekliyor. Vermen lazım telefonunu. Kapatmalıyım. Bizi merak etmeyin. Gerçekten sorun yok. Gelince konuşuruz. Ali! Hay Allah! Ne olmuş Hulusi Bey? Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Bana da bir şey demedi. İyilermiş işte Bade. Velveleyi verme hemen ortalığı. Şefle konuştum. Binnaz kabul ederse olur dedi. Tamam, çok sağ ol. Görüşürüz. Sen çıkmıyor musun daha? Sen neden izin aldın işten? Sınavlar yaklaştı ya. Yetkin tepemde boza pişiriyor resmen. Bugün boş günüymüş. Efendim ben programın gerisinde kalmışım. Oturup çalışmamız lazımmış. Aslan Yetkin abi. Ya
Kaça kadar çalıştırıp canımı çıkaracak bilmiyorum. Gece gelmeyebilirim. Yorgunluktan sızıp kalabilirim, haberin olsun. İdare eder misin? Tamam tamam. Bizi düşünme sen. Çalışmana bak. Tamam. Dolapta yemek var zaten. Akşam onu yersin. Cansu da sana emanet. Tamam, sen merak etme. Yetkin abiye selam söyle. Söylerim. İyi dersler. Size de. Evet Hulki Bey. Gör bakalım kardeşimin sahipsiz olup olmadığını. Hulusi bu işin peşini bırakmam dedi. Deşmesi iyi sonuçlar doğurmaz biliyorsun. Armağan'la daha ikna edici bir konuşma yapman lazım. Her ne dediysen yaptım. Açık verdi mi polisi? Ama vazgeçeceğe benzemiyorlar. Bir kere daha polisle muhatap olmak istemiyorum ona göre. Kardeşlerinden çektiğim sıkıntı yeter. Ben artık huzur istiyorum. Tüm vaktimi doğacak çocuğum alsın istiyorum. En büyük hevesimi bile zehir ettiler. Onlar sadece beni korumaya çalışıyor. Seni benden korumalarına ihtiyacın yok. Ben senin için tehlike değilim. Ama onlar bizim hayatımız için tehlike. Onları hayatımızdan çıkarmayı başardığımızda, çocuğumuzun da bize katılmasıyla çok güzel bir aile olacağız, göreceksin. Hayatımdan çıkarmamı istediğin insanlar benim ailem. Ailen sana huzur vermiyor ama. Hem senin ailen artık burada biziz. Siz nasıl yaşıyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Çevrende hiç akrabanı görmedim. Belki senin böyle değerlerin olmadığı için bilmiyorsun ama aile olmak bütün olmaktır. Kıyafetim değil onlar. Elim, kolum, canım. Sen dedin diye atamam. Onlar da benden vazgeçmez. Ben ne dersem diyeyim, ablam bana bakar bakmaz ne olduğunu anlıyor. Yalan söylediğimi anlıyor. Çünkü beni tanıyor. Çünkü seni biliyor. Bu işin peşini bırakmaz. Sesinde bir umut var. Hala ablanın bir şeyler yapabileceğine inanıyorsun. Sen daha fazla üzülme diye sabrediyorum. Yoksa ablanın tek yapabileceği şey beni daha fazla kızdırmak ve istemediğim şeylere zorlamak. Karar senin Yeliz. Onu ya sen vazgeçirirsin ya da kendi yöntemlerimle ben. Ama işi bana bırakırsan sakın sonuçlarından yine beni suçlama. Çünkü bak, bütün iyi niyetimle seni yine defalardır uyarıyorum. Boşuna dikilme burada. Eve giremeyeceksin. Sokağa da karışamazsın ya Hulki Bey. Ne yapacaksın burada dikil? Yeliz'i göremezsin. Olsun. Kapına köpek bağlayıp bizi görüştürmemeyi başarabilirsin. Ama bizi ayırmaya gücün yetmez. Bundan sonra baktığın her yerde beni göreceksin. Ta ki o kulağını tıkadığın vicdanın seni rahatsız edinceye dek. Ama emin ol, kaybeden ben olmayacağım. Bitirmedi bu saçmalık. Kıyafetler de seni bayağı açtı. Yeşil meğer ne yakışıyormuş da haberimiz yokmuş. Tabii hep mezarcı gibi siyah siyah giyince. Bitin yine canlandı, çenen yine iş başında bakıyorum. Vaktinde laf dinleyip biraz fren yapsaydın bunların hiçbiri olmazdı. Mallar da gitti. Bırak şimdi malı. Ben fren yaptım. Fren iş yapmadı. Yok, sıfır. Anladın mı? Sıfır. Fren boşalmış. Göreceksin polis raporunda da. İyi de nasıl? Dün çalışan fren bugün nasıl sıfırlanır? Hem araba tanıdık galeriden.
Adam bakmış öyle teslim etmiş. Sen kazada kafanı bir yere mi çarptın acaba Ali? Düşün bakalım nasıl. Babam en son hangi yılanı dürttü bir düşün. Sen Hulki'den bahsediyorsun ama bu kadarına cesaret edebilir mi? Yani benim de aklımdan geçen isim o ama. Şüphen mi var? Kesin o. Babamın onun peşini bırakmayacağını biliyordu tabii. Foyası meydana çıkar diye korkusundan alıştığı gibi kökten çözüm. Vallahi benim aklıma başka bir şey gelmiyor. İyi de bunu nasıl ispatlayacağız? Bilmiyorum. Bakacağız bir şeyler. Yalnız sen babama sakın bir şey söyleme. Ama neyle uğraştığını bilsin. Bu herif duracak mı bakalım? Durdurmanın bir yolunu bulacağız Ali. Adam zaten hasta. Son günlerde yeteri kadar hırpalandı. Bir de bunu duyarsa Hulki'nin bir şey yapmasına gerek kalmaz. Kendi gider artık. Allah'tan yeni arabayla oldu. Arıza var deriz yutar. Hamdi Bey'den de kaza raporu konusunda yardım isteriz. Ya içerideki benim kardeşim. Siz ne biçim adamlarsınız ya? Çekil, kapıyı çalacağım sadece. Ya hem burada sizin yanınızda iki dakika görsem ne olur? Yasak hanımefendi, emir böyle. Hay sizin emrinize de, emir vereninize de. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sütünüz. İçmeyeceğim. Yeliz Hanım lütfen çıkmayın. Çekil yolumdan. Hulki Bey'in talimatı var. İzin verirsek biz de işimizden olacağız. Sizi engellemeye mecburum ama müdahale etmek istemiyorum. Lütfen. Zor olacak diyorlar. Çalışabilecek misin? Yani eve gitmeyeceksin belli. Geceleri çalışıyorum ben zaten. Alışkınım, sorun olmaz. Neyse, geç kalmayayım daha fazla. Şimdi en işlek saatler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Çok şükür çocuklar. Ne bu haliniz, ne bu kılık? Anlatırız, anlatırız. Çocuklar. Hadi gelin de neler oldu anlatın. Ay öldük vallahi meraktan. Ay bir de önemli değil dediniz. Üstünüzü değiştirmişsiniz. Ne oldu ki böyle? Dur Bade. Bırak da konuşsun çocuklar. İşte biz tam senin işini halletmeye gidiyorduk. Yola mıcır dökmüşler. Ne uyarı var ne bir şey. Son anda fark ettik. Ben bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettim. Virajı alamadım. Allah'tan araba denize uçtu. Aa! Allah'ım sen korumuşsun. Ay denize mi? Ay nasıl çıktınız oradan? Bir de Allah'tan diyor. Uçurum olsaydı daha mı iyiydi teyze? Ay yavrum ya. Sen de Ali yanındayken niye alırsın arabayı kız başına? Onun hatası yok teyze. Eylül iyi kullanıyordu. Arabada herhalde sorun vardı. Direksiyon kilitlendi. Benim hatam. Tam denemeden size bırakmamalıydım arabayı. Fırat araba çok temiz demişti. Güvenirim ben ona ama... eski arabam olsaydı bu kaza olmazdı. Keşke kendim gitseydim. Olacağı varmış baba. Kaza bu, her arabayla olabilir. İyi ki sen gitmemişsin, deli misin? Hem bak ikimiz de iyiyiz. Arabanın kaskosu var mıydı? Araba kimin umurunda şimdi? Tabii tabii. Siz sağlamsınız ya, yeter. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Alo Bade abla. Ben Eylül'e cepten ulaşamadım. Belki oradadır diye düşündüm. Oradaysa görüşebilir miyim? Tabii tabii. Sağ ol. Eylül sana.
Efendim? Alo Eylül, müsait misin? Değilsen yalnız olacağım, bir yere geçemem. Tamam. Müsaitim şimdi, ne oldu? Hulki ile olanları biliyorsun. Düşündüm, bana yardım etsen etsense ne dersin? Armiye söylesem düşünmeden öfkeyle hareket eder, başına bela alır. Yine burada zaten. Orada mı? Evet. Sabahtan beri kapıda. Korkuyorum Hulki başına bela olacak. Hem beni de daha zora sokuyor yardım edeceğim derken. Düşündüm, sen sakin kafayla en uygun yolu bulabilirsin. Nasıl yardım edebilirim, sen bana onu söyle. Bir ipucu ver. Ben ne yapar eder onu takip ederim. Bu herifin Ömer'i öldürdüğünü ispatlamanın bir yolu yok mu? Sen konuş işte. Al onu buradan, tamam mı Eylül? Bak, Hulki evi de izliyor. Yüksek konuşamam, beni duyuyor musun? Duyuyorum, devam et. Bir CD var. İzledim ben. Her şeyi ispatlayan bir CD. Biri bana göndermişti. Büyük ihtimalle Yusuf. Onu onun ofiste gördüm çünkü. Herhalde elinde kayıt tutuyor, Hulki'ye karşı kullanıyor. O CD bizim tek kurtulma şansımız Eylül. Bulabilir misin ha? Senden başka kimseden yardım isteyemem. Hulusi Bey'e de bir şey diyemedim. Zaten hasta, yazık. Yok yok, onu karıştırma zaten. Merak etme, bu iş bende. Hem o heriflerin ikisinin de çanına ot tıkamayı hepinizden çok istiyorum. Armiyi bulaştıracak kadar deli değilim. Sıkma canına. En kısa zamanda ne yapıp edip bulacağım o CD'yi. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çalışıyor ablan, hı? Hala dikiliyor kapında. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Git dedin diye hayatımdan gideceğini mi sanıyordun? O gitmiyorsa sen onu göndereceksin. Bu evden bir daha çıktığımda onu kapıda görmeyeceğim Yeliz. Zorda olduğumun gayet farkında. Nasıl ikna edeceğim? O halde ablan kapında beklerken onun evinde olacaklara karışma. Ya onu gönder ya ben harekete geçiyorum. Senden nefret ediyorum. Her hücreme kadar, her gün daha da fazla nefret ediyorum. Nihayet çıkabildin. Hadi, hadi hemen kaçalım buradan.
Polise gidelim. Adam gibi anlat bu hapishaneyi. Hadi. Abla. Bu hapishane senin yüzünden kuruldu. Farkında değil misin? Bana garezin mi var senin? Sana bu saçmalıkları o söyletiyor. Hiç bana numara yapma yemem. Abla. Hulki'nin beni hiçbir şeye zorladığı yok. Tabii canım tabii. Bunlar da halüsinasyon. Polise gidip adamı ihbar ettim. Hulki de kızdı haliyle. Eğer sen izin verirsen biz düzelteceğiz her şeyi onunla ama... Vallahi Yeliz, sen ne dersen de kendince beni korumaya kalkıştığını biliyorum. O yüzden buradan giriyor, buradan çıkıyor. Tamam, haklısın. Bu katil heriften korkuyorsun. Ben de korkuyorum. Ama polise sığınırız. Bak, Hulusi Bey de bize yardım edecek. Baş ederiz. Seni yalnız bırakmam, sok bunu kafana. Abla... Ben onun Ömer'i öldürdüğünü 3 aydır biliyorum. Benim bununla bir derdim yok ki. Anlamadım. Niye vicdanımsızlasın? O hayvan bana saldırdı. Hatta Hulki'ye bu yüzden minnettarım. Sonunda bir adam çıktı ve beni sahiplendi. O yaptığı beni korkutmadı. Tersine içimi soğuttu. Cengiz'den bile intikamım alınmış gibi rahatladım. Yeliz, sen neler söylüyorsun? İlk defa Hulki gibi güçlü bir adam beni sahiplendi. İlk defa kendimi ezik değil, güçlü hissettim. Onun yanında her yerden daha güvendeyim ben. Onun için mi polise gittin? Sana açık konuşacağım. Polise gittim. Çünkü bana sağladıkları güzel ama yaşı büyük. Kıskançlıkları da çoğaldı. Oraya bakma, bunu giyme. Sıkıldım, bıktırdı. Boşanmaya da yanaşmazdı. Sözleşme var biliyorsun. Kendim boşanamam. Bu konforu bırakmak için de salak olmak lazım. Polise ihbar edersem, hapse girerse ben de istediğim şartlarda boşanır, yüklüce nafakamı alırım. Hatta malların da bir kısmını üstüme alır, keyfime bakarım dedim. Ne yani? Bu saatten sonra kül kedisi gibi kös kös o fakirhaneye mi dönecektim? Yalan. Doğru. Siz hepiniz annemden babamdan kalma demode doğrulara takılı kaldınız. Aman kanaat edelim, aman isyan etmeyelim. Aman doğru olalım da varsın paspas olalım. Size kalsa her şeyi elinizin tersiyle itebilirsiniz. Ablam itti işte, ne oldu? Salak bir kurşunla canından oldu. Uyanın artık. Bu dünya parayla dönüyor. Hayattan istemeyi de almayı da bileceksin. Aferin. Güzel çalışmışsın dersine ama yalan söylüyorsun biliyorum. Ya yemiyorum bunları dedim, hiç çeneni yorma. O zaman git. Hulusi Bey'e sor. Karakola gitmeden önce ona danıştım ben. Para alabilir miyim? Nasıl alırım? Evlilik sözleşmesini nasıl geçersiz kılarım, hepsini araştırdım. Kendimi sağlama alabileceğimi anlayınca gidip ihbar ettim Hulki'yi. Yoksa niye 3 ay bekleyeyim ki? Kârım olmasa asla polise gitmezdim. Kimseye de bunu söylemezdim. Bu değilsin sen Yeliz. Bu olamazsın. Üzgünüm abla. İkisini de yaşadım. Ve tercih hakkım varsa... Ölsem de fakir ama gururlu, iyi ama züğürt olmayı tercih etmem. Paran olduktan sonra her kötülük zaten üstünden akıp gidiyor. Bak Hulki'ye, polisten bile yırttı. Ben sizin gibi ne pahasına olursa olsun sürümeyi seçmeyeceğim. Anla ve kabul et bunu artık. Ben bu ihtişamı seviyorum. Sizden daha fazla da zorluk çekmiyorum. Ben buyum abla. Hep böyleydim. Hep böyle olacağım. Artık beni kabul et. Artık bir ailen yok senin. Sakın dönmeye kalkma. Solan göz bebeğime daldan kapıl yaprak gibi yalnızım yalnız ağlayım bir masa kuşum uçur üşüyen düşlerime kayboldum kör sokaklarda. Aa, ablam partiye gidiyor. Bol bol fotoğraf çek de biz de görelim insanlar nasıl yaşıyor. Ne? Merak da mı etmeyeceğiz? Nerede masallarım? Eve bakar mısınız?
Sen geldiğimizden beri hepimiz için bol bol baktın. Bakılmayacak gibi mi abla? Artık bu evde yapamıyorum, anlasana. 3 kuruş paranın sağını solunu çekiştiremiyorum. Kova kova kömür taşımak, buz gibi suyla bulaşık yıkamak, çamaşırları çitilemek artık bana göre değil. Ben bunların hepsini unuttum. Hatırlamak da istemiyorum. Ben ne zaman güz oldum anne, döküldü çiçeklerim. Gitti. Sadece buradan da değil, tam istediğin gibi hayatımdan da gitti. Rahat bırak beni artık. Koşma, bebeğe bir şey olacak. Seninle evlendiğim güne lanet olsun. Haddini aşma. İşi buraya getiren sensin. Koşma dedim sana. Geliyor Bilge. Mehmet daha gelmedi. Ona bakmıyordum. Hadi hadi, yılın çifti olduğunuzu bilmeyen mi kaldı? Sizin laf uydurmaktan başka işiniz yok mu? Geç bu sadece arkadaşız ayaklarını Bilge, komik oluyor. Hadi. Ya çekiştirip duracağına nereye gittiğimizi söylesene artık. Az kaldı, gidince görürsün. Niye şimdi öğrenemiyorum? Sorma hele artık, aa. Bir bildiğimiz var herhalde. Takip et. Kılavuzu kargo olanın burnu pislikten çıkmazmış diye bir laf var. Ben senin bu son dakika gollerinden korkuyorum artık. Ay çok konuşuyorsun. Bak bunu söyleyen ilk kişisin. Suskun olduğumu bile söylerler. Hadi yürüsene. Nereye ya, nereye? Nasıl yani? Sen daha önce de mi geldin buraya? Evet. Eylül, ne oluyor? Ne? Bu bakıştan her şeyi çözmem mi gerekiyor? Denize atlamak kesmedi, bungee jumping mi yapacağız? Ne yapacağız burada ya? Çok komiksin. Ne güzel. Bir de ben eğlenceye dahil olsam. Anlat artık istersen. Neden bilmediğimiz bir çatıdayız? Yoksa bunu da mı sen ayarladın? Ne oluyor? Bak. Şu ofisi gördün mü? Röntgen mi yapacağız? Yusuf Efendi'nin ofisine hoş geldin. Süpermiş de niye geldim? Evet ama bizde erteleme olmuyor, biliyorsun. Ah bak, o olur. Ben birazdan ararım, detaylı konuşurum. Ne yapacağız adamın bir kasası varsa? Her iş adamının vardır. Hulki bu Ömer'i tek başına öldürmemiştir. Yusuf'la birlikte halletmiştir dedik, değil mi? Dur, geliyoruz işte, acelenle. Yeliz'in dediğine göre bu Yusuf sivri zekalısı o anı kaydetmiş. Ki o çakal için çok makul bir davranış. Böylece Hulki'yi de avucuna almış oldu. Sen Yeliz'le mi konuştun? Vallahi arada çalışıyor da ne işe yaradığını hatırlatıyor seninki. Kıl ettin beni Eylül, kıl ettin. Yusuf bu görüntüleri sence nerede muhafaza eder? Kasada. Dedim, kafan çalışıyor. Sen ne zamandır burada çalışıyorsun? Dünden beri. Sen baştan muhalefet olursun diye her şeyi hazırlamadan haber vermedim. Ne yapacağız yani? Bütün gün Yusuf'u mu seyredeceğiz burada? Önünde sonunda o kasayı açacak değil mi? Şifreyi almak için daha parlak bir fikrin varsa dinleyelim. Tamam. Aldık diyelim. Sonra ne olacak? Bir taşla 2 kuş indirmiş olacağız. Ne olacak? O CD ile Hulki kodesi, Yusuf da yardım yataklıktan peşinden. Yusuf'un ofisine nasıl gireceğiz? Onu soruyorum. Biz bir birinci aşamayı geçelim hele. İkinci aşamayı düşünürüz. O kolay. Kolay diyor bir de. Eylül, sen kimlerle uğraştığını daha fark edemedin. Kafayı yemişsin sen. Köz köz oturup yeni hamlelerini mi bekleyelim yani? Bu itler babamın canına kastettiler Ali. O arabada biz olmasaydık babam tek olacaktı. Arabada boğulup gidecekti. Şimdi cenazesini çoktan kaldırmış olacaktık. Tekrarlanamayacakları ne malum? İstediğin bu mu? Hayır da. Bu işlerin dahası değisi yok. Sokaklarda tek bir kanun vardır. O da gözle göz, dişe diş. Şimdi var mısın yok musun sen onu söyle. Yoksa yolu biliyorsun.
Deniz buraya boşanmayla ilgili konuşmaya geldi diye söylemiştim zaten. Biliyorum da tam olarak öğrenmek istediği neydi? Sizin bana açıklayacağınızı söyledi. Hulki ile bir sözleşme yapmışlar. Onu geçersiz kılabilir miyim diye sordu. Nafaka alabilir mi onu anlamaya çalışıyormuş. Sahip olduklarından vazgeçmek istemediğini belirtti. Sorun nedir? Hiç. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi misin sen? Hı. Evet, başlayabilirsiniz çocuklar. Ben acile geçiyorum. Görüşürüz. Hı hı. Selam. Neyin var Armi senin? Perişan görünüyorsun. Telefonlarımı da açmadın. Bir derdin mi var yoksa bana mı tavırlısın anlamadım. Harikayım, iyiyim. Bir dert yok, ne olsun? Kendi kendine dert üreten bir salağım ben. Yoksa herkes kendi hayatının içinde gayet mutlu. Benimki kendime vazife çıkarmak. Boşuna kendinden geçmek. Ne için savaşmışım? Hiç. Koca bir hiç. Kantinde oturalım ister misin biraz? Geç kaldım zaten, hazırlanacağım. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Kimsenin kimse için yapabileceği fazla bir şey yok. Ben onu anladım bugün. Çalışacağım, paramı kazanacağım. Ufaklıklar okusun diye elimden geleni yapacağım. Budur. Bu kadar. Kendimi paralamak yok artık. Akıllandım. Ben de bakacağım hayatıma. Neyse ben gideyim. Lafa daldım. Görüşürüz. Bakar mısın? Bora'ydı değil mi? Evet buyurun. Arkadaşım gelsene seninle biraz konuşalım. Kavga etme sakın Yetkin ya. Bir de işimden etme beni. Bir erkek için bir kadının arkasından konuşmak. Hele ki onun onuruyla oynamak sence hoş bir davranış mı? Kim için ne demişim doktor bey? Armağan'dan bahsediyorum. Söylediğin çirkin şeyleri sen biliyorsundur zaten. Başhekim bey de emin ol benim gibi düşünecektir. Çünkü dedikoduculardan nefret eder. İstersem senin reprezent olarak bu hastaneye bir daha bir adım bile atmamanı sağlayabilirim. Bir insanın hayatıyla oynamak işte bu kadar kolay. İster misin? Hayır lütfen. Ben... Bir yanlış anlaşılma var. Benim bir art niyetim yoktu. Ayrıca bir şey demedim. Yani çirkin bir şey. Ama laf kulaktan kulağa geçtiyse bilemem. Hem ben o kızla bir şey yaşamadım ki. Ne anlatayım? Şimdi bana hemen işin aslını anlatıyorsun. Barda tanıştık. Bize geldi. Evlenip dans ettik. Sonra da kustu. Kızlar üstünü temizleyip çıkardı. Sonra da sızdı. Hepsi bu. Hakkında bir de yalan hikaye uydurdun yani. O gün görünce selam vereyim dedim. Çok fena tersledi beni. Çok bozuldu. Öyle bir şeyler çıktı ağzımdan ama hani... Tamam kes. Kes. Şimdi... İşin aslını bu hikayeyi anlattığın personele de anlatacaksın. Kiminle konuştuysan teker teker hepsine. O kızın itibarını iade edeceksin. Yoksa inan seninle sonuna kadar uğraşırım. Sen de o kıza yaşattıklarının bin beterini yaşarsın. Ve emin ol benim bir sürü hastanede bağlantılarım var. Bunu da unutma. Sızmışım, sızmışım. Hocam. Hocam. Şey hocam. Hocam ben Mehmet için sizinle konuşmak istiyorum. Evet. Mehmet rahatsız da hocam ondan gelemedi sınava. Rapor getirirse sınavı tekrar alabilir biliyorsun. Sorun da orada hocam. Mehmet'in babası işsiz. Yani hastaneye götürüp rapor alabilir mi bilmiyorum. Alabileceğini de sanmam. Ama Mehmet derslerine çok çalışan bir arkadaşımız biliyorsunuz. Ona bir şans daha veremez misiniz? Yani kurallar belli. Senden başkası gelseydi kabul etmezdim bu açıklamayı. Ama sana inanıyorum Bilgeciğim. Bu defalık bir tolerans gösterelim bakalım. Yarın gelsin başka sorularla yapalım sınavını. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Müzik
Deveye hendek atlatsak atlardı şimdi. Kolay olacağını söylemedik. Ha, sen olacağına eminsin yani. Saatlerdir tık yok. Adam kasasını açacak da o dakika biz burada olacağız da göreceğiz de yazacağız da. Oho, ölme şeyim ölme. Vır vır vır. Şimdiden böylesin. Senin yaşlılığın hiç çekilmez ha. Allah'tan sen çekmeyeceksin. Allah'tan. Bay Negatif. Bir kere de ağzından olumlu bir laf çıksın. Sen ve bu dahiyane planların karşısında nutkum tutuluyor haliyle. Şu hale bak, tepemize güneş geçti. Aa, bak sana güneş kremi almaya atlamışım. Pardon. Bu kadar nazenin olacağını tahmin edemedim işte. Sen niye kulağını tersten gösteriyorsun ki? Gidelim Hamdi Bey'e. O babanın arkadaşı değil mi? Babana çaktırmadan bize yardım eder o. Ne yapabildi adam? Gidip Yeliz'i bile alamadı evden. O polis Ali. Kanunların izin verdiği kadar alanı var. Hayır, geleceği parlak bir avukatsın. İşlerin nasıl yürüyeceğini ben anlatmayayım istersen. Tahminle hangi polis ne yapabilir? Bir tahmin için arama izni çıkarabilir mi? Hem bu herifin kulağı deliktir. Biz prosedürleri tamamlayana kadar bir bakmışsın ofisin yerinde mankenlik ajansı var. İyi de bu heriflerle baş edemeyiz biz. Niye? Tamam, karşılarına silahla dikilemeyiz. Ama bizim de zekamız var çok şükür. Bu da gayet mantıklı bir plan. Sırf kıllığına muhalefet yapıyorsun. Hem git madem bu kadar muhalefetsen, bak kapı orada. Ben çenede ne yapsam seni geçemem. Şimdi iyi hoş da akşamları ayaz oluyor. En tepedeyiz de ne yapacağız, donacak mıyız burada? Oldu mu? Al bak. Bu da su. Hah. Evdekiler? Bütün gün yokluğumuzdan şüphelenmeyecekler mi? Onu da hallettim. Başka soru? Hadi hadi, kaç dakikadır bakmıyorsun dürbünle. Ya açtıysa adam kasayı? Ay, hem oyalıyor hem ne diyor. İyi ki polis olmamışsın sen. Partnerin atardı seni çatıdan, atardı. Senin gibisinde çatsaydı ben kendimi atardım. Ay. Önüne bak, önüne. Ay, sinir ediyorsun insana ha. Sus, tamam, önüne bak. Allah. Çocuklar nereye kayboldu Bade? Okuldan sonra arkadaşlarıyla buluşup vizelerine çalışacaklarmış Hulusi Bey. Geri kalmışlar şu ara. Notları toparlayacaklarmış falan. Aman bir şeyler dediler ama benim kafam ermez ki. Geç geliriz, beklemeyin dedi işte Eylül. İkisinin sınıfları ayrı değil mi? Bilmem ki. Kendi arkadaşlarıyla buluşacaklar herhalde. Ya da Ali Eylül'ü yalnız bırakmak istememiştir gece vakti. Herhalde. Çok iyi anlaşıyorlar. Değil mi Bade? Ya ya. Şükür. Fazla iyi anlaşıyorlar hem. Allah sonumuzu hayretsin. Kusura bakma, seni yordum. Evde unutmuşum. Burada da lazım oluyor. Çıkıyordum zaten evden. İşe gideceğim. Erken değil mi daha? İlk günler. Erken gidiyorum. İşleri falan anlatıyorlar. Bu da yakın mı bari? Bar yakındı, ne güzel. Bara yakın sayılır. Barın saatleri de öldürüyordu biliyorsun. Hmm. Sabaha karşı gel, duş al, okula git. 2 saat uyku. Olacak iş değildi. Böyle hiç değilse gece 1'de evdeyim. Sabahları okulda da pestilim çıkmayacak. 2 haftalık boşluktan sonra iyi geldi. Amcam bile daha çok beğendi burayı. Sahi mi, gördü mü o? Yok, görmedi ama biliyormuş orayı. Hmm. Daha önce yemek yemiş birkaç kere. Çok kastın kendini. Bu kadar acele etmeye gerek yok aslında iş bulacağım diye. Hem pazar var. Ne oldu, vaz mı geçtiniz siz o işten? Yok, kısa bir ara verdik. Yani araba bakımdan çıksın. Bu arada bizimkilerin de işleri varmış. Pazar haftada 2 gün zaten. Onu da yaparım. Nasıl olsa dönüşümlü yapıyoruz. 2 iş iyidir. Para lazım. Çocuk gelince buradan gelen yetmeyecek. Hem o zaman bakıcı da lazım olmayacak mı? Ben bakarım ona burada. Yine de bir sürü ihtiyacı olacak. Neyse, kaçıyorum ben. Utku. Her gün beni bir kere daha şaşırtıyorsun. Ben ne zaman pes edeceksin, bu sorumluluk ne zaman ağır gelecek diye düşünürken sen daha bir çabalıyorsun. Kim ne derse desin, sen
Harika bir baba olacaksın. Bilmem artık, ona bebek karar verecek. Hadi sana kolay gelsin. Akşama görüşürüz. Güle güle. Dediğin kadar varmış. Bu yoğunluğun arasında iki gecede bitirdim. Tusta çekersen bana ağlama sonra. Kolayı var. Akşam bize gel, ben sana yemek hazırlarım. Sen de bana ders çalıştırırsın. Kızlar da yok bu akşam. Rahatça çalışırız. Akşam bir işim var benim. Sen çayları al, ben geliyorum. Tamam. Armi, nasıl, sakinledin mi biraz? Daha iyiyim. Hatta sayende çok daha iyiyim. Çok sağ ol. Anlamadım, ne yaptım? Reprezante yaptıklarını gördüm. Sen bizi mi takip ettin? Özür dileyecek halim yok. Ama ne kadar teşekkür etsem az. Üzerimden acayip bir yük aldın. Artık kimse bana yandan yandan bakmıyor. Daha bir saygılı davranmaya başladılar. Hak ettiğin gibi yani. Akşam ne yapıyorsun? Hiç. Sana yemek ısmarlasam. Hayatını yaşamaya karar vermiş bir kız görmüştüm buralarda az önce. Ne oldu, çabuk kaybolmuş. Uzun uzun düşünen Armi gelmiş yine. Yo, kaçta? 8:30'da alabilirim seni. Anlaştık. Bilge. Merhaba. Hayrola, aramadan neden geldin? Seni merak ettim. Sınava girmedin. Hem iyi haberlerim var. Girebilir miyim? Fazla kalma. Neymiş iyi haber? Sen bugün sınavı kaçırınca hocayla konuştum. Rahatsız olduğunu, ondan gelemediğini söyledim. Yarın yanına gideceksin, seni tekrar sınav yapacak. Sağ ol da gerek yoktu hiç. Boşuna not ortalamanı düşürmene de gerek yok. Çalışmaya çıkmayacak mısın bugün? Dur bir saniye. Erken geldin baba. Kaçta geleceğimi sana mı soracağım? Bu ne lan? Eve kız mı aldın lan? Şey, ben sınıf arkadaşıyım. Sadece bir şey demeye geldim. Baba yapma, tamam. Utanmazlar sizi. Yaşınıza başınıza bakmadan. Siz yanlış anladınız. Sen karışma Bilge. Çık. Çık git. Ben sana sormaz mıyım lan bunun hesabını? Ha? Belaya mı sokacaksın lan başımı? Arif gitmedi mi yanından? Kamp kurdu sanki. Elma beni daha çok acıktırdı. Nöbeti sen alsana biraz. Bunların konuşmaktan başka yaptıkları bir şey yok nasılsa. Bu arada ben de gideyim, akşam için yiyecek bir şeyler ayarlayıp geleyim. Dikkatli ol, ortalıkta fazla dolaşma. Kılanan biri olmasın. Buraya da çok dikkatli gir çık. Birilerinin dikkatini çekmeyelim. Anladık. Sen ne yiyeceksin onu söyle. Ne bulursan kafana göre takıl. Geç kalma. Tamam, sen işine bak. Be kardeşim, gidemedin sen de. Şunlara da şarküteri zamanı o kadar para verdiğime yanıyorum hala. Elimde patladı. Bak şimdi işine yaradı en azından. Para olsa daha çok işe yarardı. Neyse, sen Mehmet'i anlatıyordun. İşte dediğim gibi. Ya yazık abla, görsen o kadar efendi, çalışkan bir çocuk ki. Baba olan adam çocuğuna nasıl böyle davranır? Eve gelene kadar hep onu düşündüm.
Biz babamız yok diye acı çekiyoruz, Mehmet var diye. Herkes ana baba olamıyor işte. Biz şanslıydık hayatım. Bize en iyileri, en fedakarları denk gelmişti. Cansu'nun bulduğu adamı görünce bir an yüreğim kalktı. Sana da oldu mu? Babam andırıyor değil mi? Yazık. O adamın da hikayesi çok acı. Bence arada ziyaret edelim onu. Ya da söyleyelim o bizi görmeye gelsin. Söyleriz bakalım, isterse. Bizimle vakit geçirmek o gün ona iyi geldi ama yaralarını da çok değişti. Ablam, Yezi ablam beni neden hiç aramadı? Arasan onunla konuşacağım. Ne zaman alacak beni? Bilmem hayatım. İşleri var herhalde, arar bitince. Ama piyano da çalışmam lazım. E git huysuz amca da çalış, olmaz mı? Hem o sana yardım da eder. Gidiyorum o zaman ben. Tamam. İyi de siz neden kapıştınız o kadar? Yeliz ablam neden durduk yere bu laflar etti anlamıyorum abla. Ben onun orada baskı altında olduğunu düşündüğümden kendimce yardım etmek istedim. Salaklık işte. Yeliz Hanım açtı ağzını yumdu gözünü. Gittiğime gideceğime pişman edip paket etti beni. Sinirden saçmalamıştır canım yine. Hani dükkanda da kavga etmiştiniz hatırlarsan. O zaman da kırılmıştın. Yok, bu öyle değil. Hem bu defa dediklerini huysuza doğrulattım. Ablam para yüzünden kendinden geçmiş artık. Yeliz ablamın her zaman zaafı vardı. Parayı önemsediğini biliyoruz zaten. Ama bize karşı seçecek kadar değildir abla. Yapma, bir kalem de harcamaz o bize. En son burada kaldığı zamanı hatırla. Bu ikiden boşanacağım diye kararlı kararlı kolları sıvadı. Bizimle bir çalışmaya başladı, ne oldu? İki günde pes etti. Ben yeniden sobayla kömürle uğraşamam dedi. Yoksa soğuk oluyormuş, elleri çatlıyormuş da. Yok ay sonu için hesap kitap yapamazmış da. Hulki'yi sevdiğinden mi barıştı sanki? Hulki'yi hiç sevdi mi yani? Bunu ne kadar erken kabul etsek o kadar iyi olacak hayatım. Yeliz parayı seçti. Abla dediğimi yanlış anlamadı. Bu durumda biz ne yapacağız? Evden de çıkacağız yani mecbur. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Neyle? Bilmiyorum. Ama artık Yeliz'den medet umma Bilge. Sokakta kalırım yine de onlara el açmam. Yeliz benim için bitmiştir. Şey, yarın öğretmen 5 lira istiyor. Fotokopi parasıymış. Bende yok da. Ya ben sana bu hafta harçlık da veremedim. Affedersin. Maaşımı alayım söz. Yok evden sandviç yapıp götürüyorum. İdare ediyorum. Öğretmen yarın illa getir diye tutturdu da ondan. Geldi yetkin. Neyse bunları düşünmemeye çalış. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben çıktım. Birini kaybetmek için illa ölmesi gerekmiyormuş. Yeliz ablamın bizi bu kadar kolay sildiğine inanamıyorum bir türlü. O her zaman hepimizden çok farklıydı. Niye bilmiyorum. Ben Elif ablamla iyi anlaşırdım. Armit Cansu'ya sanki biraz daha düşkün. Yeliz belki içimizde en yalnız kalanımız oldu. Hata belki bizde. Gerçi istesek de onun hayatına müdahale ne mümkün. Her şey içinde yaşarım. Değerleri bizden başka. Ama yine de insan paraya ne kadar değer verirse versin, ailesinden para için geçebilir mi? Sahi geçti mi bizden? Ya da bizi artık yük gibi mi görüyor? En yok halimizde bile biz bir lokmayı bölüşmeyi bildik her zaman. Biz burada bu kadar sıkıntı çekerken o hayatını mı yaşayacak gerçekten? Kocasının evden atmasına bile itiraz etmeden. Bizi bu kadar silebildiyse onu da tamamen kaybettik demektir günlük.
buna inanmak istemiyorum. Bir yerlerde bir hata olsun Allah'ım, lütfen. Zaman yaklaştıkça daha çok heyecanlanıyorum. Ya heyecandan çalacağımı unutursam yarışmada? Sahneye çıkınca sadece bizim orada olduğumuzu düşün. Annen, baban, ablaların, biz. Burada bize çaldığın gibi çalarsan hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım, geç artık piyanonun başına. Önce bunları yiyin isterseniz. Zaten Eylül ablamla Ali abimi de bekliyorum. Neden inmediler hala? Onlar bu akşam dışarıdalar. Birlikte mi? Hı-hı. Aa, nihayet çok sevindim. Neden? Onların aralarını yapmak için çok uğraştım. Malum büyükler tek başına adım atamıyor. Cimcimeye bak. Neler de uyduruyor. Küçükler öyle her şeye burnunu sokmaz. Büyükler bir şey biliyor da adım atmıyordur. Uydurmuyorum. Onlar birbirlerini seviyorlar. Tövbe tövbe. Aa, yok Hulusi Bey. Daha neler. Siz bakmayın bu fındık kurduna. Cansu, sen de böyle şeyler konuşma kızım. Ayıp. Sen beni dinle, var var. Umarım beğenirsin. Burayı çok severim ben. Hastane yüzünden öyle fazla yer de keşfetmeye vaktim yok. Yemek yiyecek zaman bulmanız bile mucize. Hastanede sizi gördükçe doktorlar için üzülüyorum. Benden nefret et ama bana acıma. Ne oldu? Adını doğru hatırlıyorsam Utku burada çalışmaya başlamış. Sahi mi? Ben de Eylül'den duymuştum. Geçen öyle laf arasında geçti. İstersen rezervasyonu iptal edeyim. Başka bir yere de gidebiliriz. Ben yine hayatıma başladım, unutma. Kaçan, saklanan eski armağan yok artık. Biz planımızı yapmıştık. Başkaları için keyfimizi bozmayalım. Buyurun, masanız. Geç lütfen. Seçiminizi yapın. Arkadaşım şimdi ilgilenecek sizinle. Ne istersin? Utku Bey, 24 numaralı masaya bakın lütfen. Siparişlerini alın. Geldiniz. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ ol. Siparişlerinizi alayım. Daha karar veremedik. Birazdan uğrarım o zaman. Kalmak istediğine emin misin? Gecemiz zehir olsun istemem. Bir karar verdim, değil mi? Değişeceksen başlamak için en uygun yere gelmişiz aslında. Bundan sonra kaçmak, saklanmak yok. Olmayan vazifeleri yüklenmek yok. Ben nasıl ki herkesin seçimini kabul etmek zorundayım, herkes de benim seçimlerimi kabul etmek zorunda. Ne yiyoruz? Öyle mal gibi izle. Salak. Her şeyi sen yaptın. Salak.
Alo, müsait misin? Bir şey mi oldu? Yok, ilk gecen nasıl gidiyor diye bir bakayım dedim. Eve geçeceğim birazdan. Her şey yolunda. Sevindim. Yoğunsun galiba, konuşamıyor musun? Hı. Peki, kolay gelsin. Sağ ol, kapatmam lazım. Şey, Utku. Ben seni sevdiğimi söylemediğimi fark ettim. Seni seviyorum. Sende nasıl yankılandığını önemsemeden. İyi geceler. Nihayet uyan. Hı? Eylül uyan. Uyan. Ne oldu? Ne oldu? Kağıdı kaleme. Ne oldu? Ne oldu? Kağıdı tamam, kaleme. Dur. Ay, kalem. Ay bir dakika. Evet. Heh. 2, 7, 1, 9, 4, 8. Açıldı mı, ne var? İçinde ne var kasanın? Tam göremiyorum. Yusuf kapatıyor mu? Çekildi. Bir sürü bir şey var, seçilmiyor. Çök. Evet, aldık işte şifreyi. Vallahi aldık. Değil mi? Evet, ikinci adım. Binaya girmek. Ya iyi dedin bak sen onu, ben onu düşünememiştim. Nasıl? Ayarladım ben. Bir arkadaşım giriş bileti verecek bize. Giriş bileti, o ne be? Yolda anlatırım. Her tarafım tutulmuş. Hadi gidelim bir an önce. Sabah bize enerji lazım. İndik yine senin ipinde bir kuyuya ya, hadi hayırlısı. Bu saatte hala söylenebilme yeteneğine sahipsin ya. Bravo sana yani, bravo. Ya bir dur da iki dakika Zafer'in tadını çıkaralım. Ne biçim adamsın de. Hadi of. hadi al, sonra çıkarırız. Daha karar veremedik mi? Senin önerdiğin bir şey var mı? Ben de daha yeni başladım. Ne nasıldır pek bilmiyorum. Ne desem yalan. Ben 25 numara alayım. Pardon. 25. İçecek. Kola lütfen. İstersen bir kadeh şarap al. Bir kadeh sana dokunmuyor. Olur. Şarap olsun. Şarap. Sen? Ben de 26 numaradan alayım. Ayrıca mevsim salatası alalım. Bir de fırın mantarı lütfen. Ben de bir şarap içerim. Hatta küçük bir şey alalım. Hemen. Güzel yermiş. Bu gece seninle konuşmak istediğim şeyler vardı ama... Konuşmamıza engel bir durum yok. Bana rol yapmak zorunda değilsin. Huzursuzsun, görüyorum. Sana rol yapmıyorum. Evet, kötü bir tesadüf ama... bunun geceyi bozmasına izin vermeye niyetim yok. Senin de olmasın. Peki, sen öyle diyorsan beni bozan bir şey olmaz zaten. Geçenlerde Tezer hastaneye geldiğinde... hani koridorda... Siparişleriniz birazdan hazır. Bu arada şarap servisinizi yapayım ben. Biz küçük istemiştik ama... Acemilik, pardon. Aperatif bir şey almak ister misiniz yemeği beklerken? Gerek yok, sağ ol. Ne diyordum? Geçen gün hastanede seni bir an izledim. Evet, ve kesin salata. Olarak... Salata.
Zeytinyağı, limon. Lütfen. Bana bak. Yarın 8'de kapıda ol. Uyuyup kalma sakın. Babama da bir şey çaktırma ha. Ya bu kadar tantana edeceğine gelsen hallet içeriği. Kızlara bir görüneyim. Kaç gündür telefon dışında görüşemedik. Hem bana daha çok soru sorar şimdi babam. Bak bir daha beni planlarına katma sakın. Bu son. Sana öyle geliyor. Nerede kaldınız çocuklar? Anca teyze geç kalırız demiştik ya. Sen niye yatmadın? Sizi bekledim. Merak ettim. Sen gelmiyor musun kızım? Gerçi baban uyudu ama. Uyudu mu? Güzel. Ben yandayım bu gece. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. O geceyi de o çocuğu da unut gitsin artık. Bir daha cesaret edemez. Ama ola ki hastanede seni rahatsız ederse haberim olsun. Yok. Ben artık kendim de hakkından gelebilirim onu. Merak etme. Biliyorum. Senin en çok bu cesaretini, dobralığını seviyorum. Sende hiç rol yok. Maske yok. Neyse ne olsun. Bunca şeyin içinde... Kahve istememiştik. Müesseseden. Orta içtiğinizi düşündüm. Sormadım ama. Ya gece boyunca çok yorduk seni Utku. Masamızdan ayrılmadın. Umarım sonradan sıkıntı yaşatmayız. Yok canım, vazifemi yaptım ben. Hesabı da rica edelim. Tabii hemen. Bu gidişle burada sohbet etmenin imkanı olmayacak. Haklısın. Buyurun. Bir şey mi oldu? Yok yok. Kalsın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kalkabiliriz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Değil mi bu? Hı hı. Fazla almışız hesabı oğlum. Nasıl hesap yapmışsın böyle? Ya. Neyse ben onları unutmam. Bir dahaki gelişlerinde telafi ederiz. Ben 5 dakika molaya çıkabilir miyim? Çabuk gel. Toparlıyoruz artık. Bir an önce çıkalım. Tamam. Bak beyim. Sana 2 çift lafım var. Koskoca adam. Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor evde. Yakışır mı sana ekmek? Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok seviyorum. Anlamıyor musun beni? Bu çocuklar birbirini seviyor. Ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya çalışıyorum. Sen büyük patron. Milyarder, para babası.
fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi? Yine mi ağlıyorsun? Lütfen. Artık seni böyle görmek istemiyorum. Öyle olmam için elinden geleni yaptıktan sonra mı? Bak, yarın ilk defa oğlumun kalp atışlarını duyacağız. Kısım da olsa olur. Ama sanki bana oğlum olacakmış gibi geliyor. Sen ne hissediyorsun? Yorgun hissediyorum. İznin olursa uyuyacağım. Akşamdan beri fırsat pek olmadı ama artık konuşabiliriz. Burada bizi pek kesen olmaz. Bilmiyorum ki zamanlama ne kadar doğru. Ben de bilmiyorum. Geçen belki deniyorumdur diye fısıldadın gittin. Gerçekten denemeye hazır mısın? Yani Utku'yu geçmişte bırakmaya. Yetkin. Şu an durduğum yer önümdeki yol gibi karanlık. Sana ne diyebileceğimi bilmiyorum. Sen bu karanlığa benimle girmeye hazır mısın? Biliyorsun sıkıntısı bitmeyen biriyim ben. Hem de hastanede sana çok uygun sayılacak bir partner de değilim. Hiçbir zaman kimin ne düşündüğüyle ilgilenen biri olmadım. Etiketlerle de işim olmadı. Böyle düşünerek kendine de haksızlık etme. Daha upuzun bir hayat var önünde. Hem bir sürü engele rağmen sen hepimizden daha ileri gidebilecek kadar güçlü bir kızsın. Soruna gelince... ben seninle yürümeye hazırım. Sen benim için çok değerlisin. İstemeden seni üzerim diye korkuyorum. Sözler verecek durumda değilim çünkü. Biliyorum. Bizim meslekte görüyorsun ki hayat sözler vermek için çok kısa. Yaşayabileceğin, sahip olabileceğin tek şey şu an. Ve ben şu an yanında olmaktan mutluyum. Sadece elimi tut yeter. Başka bir şey beklemiyorum. Ben de seni arıyorum. Yatamadın mı sen daha? Yatıyorum şimdi. Bu saatlere kadar ne dersi çalıştınız siz oğlum? Hem Hulusi Bey çok doğru bir şey söyledi. Sizin sınıfınız ayrı, okulunuz ayrı. Dışarıda kimle buluştunuz? Benim alttan bir dersim var. Eylül'de alıyor aynı dersi. İşte bizim sınıftan bir arkadaşı ayarladık. İyidir o derse, çalıştık. Ne oldu ki geldiğimden beri bir huzursuzsun? Huzursuzum tabii. Aman diyeyim Ali. O kız şimdi huysuz için her şeyden kıymetli. Bak gözünü seveyim, sakın benim başımı ağrıtma. Kendine hakim ol. Hayda. Yol biraz daha sürer diyordum ama. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. Niçin? Gecemi harika kıldığın için. Hoşça kal. Ne oluyor?
manyak mısın be? Sen sağlam bir çocuksun belli. Ben o kızın kıymetini bilemedim. Ama yersen de o kızı üzersen... Yemin ederim seni kendi ellerimle gebertirim. Bu artık sana emanet. İşe yarayacak mı sence bu? Deneyeceğiz. İçimi rahatlattın. Bir sakin ol. Silahlar atlamış, denize uçup sağlam çıkmış adamsın. Korkmak sana yakışıyor mu? Cesaretle aptallık arasında çok ince bir çizgi vardır. İşte malzeme. Çok sağ ol Mıstık. Kıyağın büyüğünü çekiyorsun bize. Eylül, anlaşılmaz değil mi? Vallahi çakarlarsa beni işten atarlar. Kıyafetle işimiz yarım saat. Hiç merak etme, ser veririm sır vermem. Seni ekmeğinden eder miyim ben hiç? Kimse çakmadan geri gelecek sana kıyafetin. Peki ne işine yarayacak? İşte karıştırma sen orasını. Acelemiz var bizim, görüşürüz sonra. Hadi hadi uzayalım. Ben size poşet ayarlayayım. Tamam. Hocam. İyi günler hocam. Sizi görmemi istemişsiniz. Dünkü sınavı tekrar etmem için. Evet Mehmet, geçmiş olsun. Nasıl oldun? İyiyim hocam. Sağ olun. Yüzüne bir şey mi oldu? Yok hocam, kaza. Dolaba fena çarpmışım da. Oh, tüh tüh. Dikkatli ol be çocuğum. Son dersten sonra oraya yapalım sınavı. Tamam hocam. Ha Mehmet. Bu arada Bilge biraz bahsetti. Baban iş bulana kadar okul aile birliğine kaydını yapalım senin. Destek alırsın. Gerek yok hocam. İdare ediyoruz. Sağ olun. Sınav hakkı tanımanız yeterli. Ben ders çıkışı yanınıza gelirim. İyi günler. Ben yukarıdan destek vereceğim sana. Bir hareket oldu mu anında haber vereceğim. Tüyersin. Telefonun şarjı falan tam değil mi? Tam. Kulaklığını aldın mı? Yok, almadım. Adamlar bizi ilaçlama şirketi çağırmadık derse ne olacak? Laf kalabalığı yapacaksın. İşte bina yönetimi çağırdı. Aşağı yazı yazmışlar aslında. Başka müsait günümüz yok. Bugünü bu işe ayırdık. Yapıp iki dakika çıkalım falan. Ne bileyim, salla bir şeyler. İşten kaytarmak milletin canına minnet olduğundan çok sormazlar zaten. Merak etme sen. Kasanın şifresi aklında değil mi? Allah Allah. Biz seni ne zaman grubun zekisi ilan ettik, ben kaçırmışım. Aklımda ya, aklımda. Hangisiydi, nereden bileceğim? Hem olmayacak yerde takılıyorsun hem de kızıyorsun tekrar tekrar soruyorum diye. Hepsini al çık canım. Aa. Habire aksilik düşünmeyi bırak. Her şey yolunda gidecek. Gitmek zorunda. Tamam mı? Konsantre ol. Sen biraz kendi işine baksana artık Bilge. Ne oldu yine? Bak bana böyle yardım edemezsin, tamam mı? Sağda solda insanlar hakkında hikayeler uydurmanı kim söyledi sana? Arkadaşsak benim hakkımda bildiklerin aramızda kalır. Kendini acıyan sen misin demiştin ya. Hayır değilim. Acınacak halde olduğumu bir an bile düşünmedim. Ama insanların ne düşüneceğini biliyorum. İnsanların aptalca acımalarına, gereksiz yardımlarına ihtiyacım yok benim. Çok fazla sürmez zaten beyefendi. İlacı atıp gideceğim. 10-15 dakika için ofisi boşaltmanız yeterli. Ama bize haber verilmedi. Yani ben orasını bilemiyorum ama bize bugün bu saatte burada olmamız söylendi. Bina yönetimiyle konuşursunuz. Ama mevsimi geçmek üzere. İlaçlama zamanını geçirirseniz yumurtalar çıktıktan sonra geçmiş olsun. İlaç biraz kâr etmez söyleyeyim. Herkes çıktı, ben de çıkıyorum. Bir şey olursa aşağıdayım. Tamam.
binanın dışında. Daha girmedi binaya. Panik yapma ama acele et. Tamam. Eylül açılmıyor. O değil, o değil. Birden sonra 9 gireceksin. 4, 8. Hadi. Telaş yapmanın sırası değil, sakin ol. Bir sus o zaman. Yusuf nerede? Dışarıda adamlarıyla konuşuyor daha. Merak etme. İlaçlama yapılıyor Yusuf Bey. Biz mi çağırdık? Yok efendim. Bina yönetimi ayarlamış. Bina komple ilaçlanıyormuş. Neden sadece bizim ofistekiler dışarıda o zaman? Önce oradan. Panikleme diye söylemedim ama akıllandı galiba bunlar. Aferin. Dikkatli ol. Başardım. Dışarıdayım. Dışarıdayım Eylül. Dışarıdayım. Eylül. Burası tamam. Eylül. Alo. Eylül. Eylül cevap versene. Eylül. Bravo Ali. Bende de bir şey var. Nasıl hesaplaşacağız? Her şey yolunda görünüyor. Şimdi de kalp atışlarına bakalım. Toparlanabilirsiniz. Sen benim ikinci baharımdın. Artık yüzdeyim derken mucizem oldun. Dallarımı yeşerttin. Keşke sana bu yaşadığımı anlatabilsem. Bunca yılın özlemini, bu yaşta kavuşmanın kıymetini. O zaman birazcık beni anlayabilirdin. Her şey belki daha kolay olurdu. Keşke... Keşke bana böyle bakmasan. Aynı sevinçle parlasa gözlerim. Bunun için neler verirdim bir bilse. Ben Hulusi'den bir hamle bekliyordum. Nasıl oldu da deli kızını hesaba katmadım? Hayret. Madem benimle oynamak istiyorsunuz, ben de sizi kırmayıp eşlik edeceğim. Ama oyunumuzda biraz heyecan olsun istiyorum. Evet, işte kurallar. Bu 5 kadehten birinde kuvvetli bir zehir var. İçeni anında götürüyor. Diğerleri su. Sen 4 tanesini içeceksin. Sonuçta sağlam kalırsan ikiniz de sağ salim bırakacağım. Tabii bir daha benim işlerime karışmamak şartıyla. İçmezsem? O zaman Eylül Hanım bakar tadına. İçme.
Onun hiç değilse 1/5 hayatta kalma şansı var. Zeninse 0. Ne dersin Ali? Şimdi köpürmeye başlardım. Vicdansız. Tamam. Tamam, kes şunu. Bir daha sana bulaşmayacağız. Daha yeni başladık. Ali'cim. %50 arttırmayı başardın. Şu anda ölüme de yaşama da aynı mesafedesin. İstersen içmeden önce son sözün varsa söyle. İçtikten sonra vaktin kalmayabilir. Allah'ım biraz herif. Ali, Ali yeter. Yeter, sakın içme onu. Eğer bana bir şey olursa onu serbest bırakacağını nereden bileceğim? Bilemeyeceksin. Ama bu riski almak zorundasın. Çünkü içmezsen öleceği garanti. Ama için rahat olsun. Ben sözlerimi her zaman tutmuşumdur. Ali, hayır dedim. Bırak ne yapacaksa bana yapsın. Plan benimdi. Seni bu riske atamam. Özür dilerim. Elimden gelen tek şey buydu. Özür dilerim. Cumartesiye ne dersin? Olmaz. Peki pazar günü? Ya bilmiyorum ki. Vay vay vay. Son anda gelen itirafa bak Ali. İstersen sen de bir cevap ver. Cevapsız bırakıp gitme bu güzel kızı. Hı?
Ali. Dedim ya, iyi günümdesiniz. Ama cesur çocukmuşsun Ali. Bu kız seni sevmekte haklıymış. Yeni bir aşka vesile olduysam ne mutlu bana. Bu gösteriyi hiç aklınızdan çıkarmayın. Eğer bir daha karşıma çıkarsanız bu gösteri gerçek olur. Hem de ikiniz için. Ben ölümüm sizin için. Benimle ikinci defa dans etmeyin. Aklınız varsa gidin aşkınızı yaşayın. Paketle bunları. İcaplarına bakmayacak mıyız? Başımıza dert olacaklar. Paketle dedim Orhan. Daha fazlasına cesaret edecek halleri kalmadı zaten. Sonra da burayı boşaltın. Bir süre kayboluyoruz. Tamam Yusuf Bey. Şanslı gününüzdesiniz. Yusuf Bey'in iyi anına denk geldiniz. O kadar da az koyuyorum. Neden bu kadar çabuk bitiyorsunuz ki siz? Abla telefonun nerede? Ne yapacaksın hayatım? Yez ablamı arayacağım. Yeter özledim artık. Hem sen bana para vermiyorsun. Harçlık isteyeceğim. Ellerim kirli şimdi. Sen dersini çalış, ararız sonra. Hep geçiştiriyorsun beni. Sonra sonra. Konuşturmuyorsun bizi. Ben de seninle konuşmayacağım işte. Ya şimdi arayalım ya da konuşmayacağım. Ablamı özledim diyorum ya. Hiç mi değeri yok senin için? Ablacığım, Yeliz ablam bir daha bizimle görüşmemeye karar vermiş. Nasıl? Öyle işte, aramayacak bir daha. Bizim de onu aramamızı istemiyor. Olur mu hiç öyle şey, beni kandırıyorsun. Ara ablamı, ara ben konuşacağım, ben soracağım. Cansucuğum. Ablamla konuşmak istiyorum, sen bana yalan söylüyorsun. Daha kaç haftadır? Kalbi nasıl böyle canavar gibi atıyor? Hala kendime gelemedim. Armağan mı? Hani konuşmuyordunuz? Konuşmuyoruz. Efendim? Abla? Cankuş. Abla kaç gündür niye aramıyorsun beni? Ben arayayım istiyorum, ona da ablam izin vermiyor. Kızdırıyor beni. Diyor ki sen artık bizi istemiyormuşsun, beni de almayacakmışsın yanına. Yalan değil mi? Ne zaman alacaksın beni? Ablan doğru söylemiş. Artık orada kalacaksın. Bizi görmeyeceksin yani, öyle mi? O da mı doğru? Evet. Neden ama? Neden görmeyeceksin bizi? Ne yaptık biz sana? Hulki öyle istiyor çünkü. Ama neden? Sen Hulki abiyi bizden çok mu seviyorsun? Küçüksün hayatım sen. Daha beni anlayamazsın. Özür dilerim. Hoşça kal. Ablacığım. Ablam. Hülki abi bizden çok seviyormuş. Ondan nefret ediyorum. (Gülüyor)
zaman büyüdüm anne, kirlendi ellerim. Ablacığım ne yapıyorsun? Dur yapma. Sevinçlerim, o bahar gülüşlerim. Ben de zaman güz oldum anne, döküldü çiçeklerim. Cansu, sakinleştin mi biraz? Bunları bitirince beni ablama götürür müsün abla? Buradan da sağ çıkabilirseniz yaşadınız. Cansu 2 dakika bir şey bırakacak, hepsi o. İçeri girmeyeceğiz. Ablamı çağırır mısın Emel abla? En azından 2 dakikasını ayırabilir herhalde. Bir saniye sorup geliyorum. Yeliz Hanım, Cansu ile ablanız geldi. Ben ne yapacağımı bilemedim. Hulki Bey'e soralım mı isterseniz? Belki Cansu diye. Kimseye sorma. Gelince hesabını ben veririm. Hulki Bey'in haberi olacak. Merak etmeyin. Ablacığım, ben seni bekliyorum. Ben de seni çıkardım hayatımızda. Annem babam izliyor ya bizi. Görüyorlar ya cennetten. Artık orada da mutlu değiller. Senin yüzünden ağlıyorlar. Sana küstüm ben. Hiç de barışmayacağım. Ben annemleri hep görüyorum. Hep gelip konuşuyorlar benimle. Ama sana gelmiyorlar herhalde. Belki de bu evi bilemedikleri için. Bu akşam onlara da seni şikayet edeceğim. Bu sende kalsın. Annem babam seni bulabilsin. Gelip sana kızabilsinler. Onlar da küsecek benim gibi, görürsün. Bir masa kuşu uçur. Üşüyen düşlerime kayboldum kör sokakta. Cansu bekle ablacığım. Gel de bul beni anne. Masallarım, o masum hayallerim. Ben ne zaman büyüdüm anne, kirlendi ellerim. Nerede sevinçlerim, o bahar gülüşlerim. Ben ne zaman güz oldum. Ne var yine, ne? Yeliz, ne oldu? Cansu buradaydı. El kadar çocuk bile düşman artık bana. Bütün ailemi aldın benden. İstediğin oldu, tamam mı? Muradına erdin artık. Hiç kimsem kalmadı, hiç kimsem. Tamam, tamam ağlama. 2 dakikaya evdeyim. Cansu!